Merhaba arkadaşlar. 10 soru ve 10 cevabı serimizde 3. videomuzda devam ediyoruz. Görüş ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yine görüş ve yorum yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah sınavlarda full yaparlar ve istediklerini alırlar. Evet, birinci sorumuz. Yukarıdaki haritada numaralandırılmış alanlar arasında arazi kullanımında öne çıkan faaliyet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 3 numara Batı Karadeniz ki Türkiye'de ormancılık faaliyetlerinin ve ormana dayalı sanayinin en yoğun olduğu alandır. 4 enerji üretimi demiş doğru, Çoruh gibi önemli akarsularımız var. Ki burada baktığımızda Çoruh üzerinde Deriner ki şu an itibariyle en derin baraj duvar yüksekliği en fazla olan barajımız. Yapımı devam eden Yusufeli %65'ten fazlasının tamamlandığı söyleniyor ama hala açılmadığı için Deriner'i kabul ediyoruz. Ama o bittiğinde yine Türkiye'nin baraj duvar yüksekliğinde birinci olan barajı olacaktır. Şu an itibariyle tabii ki yapımı dediğimiz gibi devam ediyor. Bir tahıl tarımı demiş ki İç Anadolu'da tahıl tarımı öne çıkıyor arkadaşlar. Bunun yanında 5 yukarı Fırat ve çevresindeki alanlar, krom, bakır gibi birçok maden bakımından zengin, madencilik faaliyetleri gelişmiş ama 2 Adana turizm faaliyetleri böyle çok öne çıkan bir faaliyet değil. Orada daha çok tarım ve tarıma dayalı sanayinin geliştiğini söylemek mümkündür. O yüzden doğru cevabımız yani yanlış olan eşleştirme 2 numara oldu. Evet, diğer sorumuza baktığımızda yukarıdaki haritada numaralandırılmış yerlerden hangilerinde gelişme gösteren ekonomik etkinlikte matematiksel konumun etkisinden bahsedilebilir? Özellikle Türkiye'de Akdeniz ikliminin etkilerinin görülmesi matematik konum orta kuşakla açıklanmaktadır. Tabii Akdeniz ikliminin görüldüğü yerler için bu geçerlidir. Ki Edremit ve çevresinde de Akdeniz iklimi görülüyor ve zeytinin oradaki varlığı bir maki türüdür. Karakteristik bir maki türüdür. O yüzden bunu biz matematik konum orta kuşakla Akdeniz iklimiyle açıklayabiliyoruz. 2 numarada seracılık faaliyetlerinin gelişmesi, güneşlenme süresinin fazla, yine kış sıcaklığının yüksek olması, güneyde bulunması itibariyle enlem etkisini de orada almak mümkün. Tabii tek etken bu değil ama enlemin de yani mutlak matematiksel konumunda etkili olduğunu söylemek mümkün. Tahıl tarımı İç Anadolu'da matematik konumla, mutlak konumla ilişkilendirilemiyor. Enerji üretimi yüksek bir ülke olmamız eğimli arazilerle ilişkilendirildiği için bu özel konumla alakalı. Karasal iklimin görülmesi yine tahıl tarımının karasal iklimin daha yaygın olması özel konumla alakalı. O yüzden 1 ve 2 yani A şıkkının doğru cevap olduğunu söyleyelim. Üçüncü sorumuza geldiğimizde yukarıdaki Türkiye haritasına bazı tarım ürünlerinin yoğun olarak yetiştirildiği alanlar verilmiş. Buna göre aşağıda yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır demiş. 1. Edremit çevresi, Güney Marmara zeytin bakımından oldukça önemli. 2. Şeker pancarı denmiş. Çorum, Tokat çevresinde yine şeker pancarı tarımının yapılma durumu söz konusu olabilir arkadaşlar. 3. Fındık demiş ki Doğu Karadeniz'de Ordu olsun, Giresun olsun bu alanlarda yoğunlaştığını söyleyebiliriz. 4. Kayısı Malatya çevresi verilmiş. O da doğru. Ama 5 için Turunçgil yanlış. 5'te arkadaşlar pamuk, mercimek. Bunun dışında tabii neden turunçgil yok dediğimizde kış ılıklığı ve sıcaklığının yüksek olması gerekiyor. Şanlıurfa bu koşullara uygun bir iklime ya da bir duruma sahip değil. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu yanlış eşleştirilen kısımda. Turunçgil tarımı Akdeniz kıyıları, Ege kıyıları özellikle bulunan yerler bir de mikroklim olarak turunçgil kısmında biliyorsunuz Rize'yi almak mümkündü. Bunları hatırlatabiliriz. Diğer sorumuza geldiğimizde pirinç sulak alanlarda yetişen bir tarım ürünüdür ve akarsu vadileriyle Türkiye için paralellik gösteren bir durum var. Özellikle Meriç Nehri ve Ergene gibi kollarının bulunduğu Trakya'da pirinç tarımı birinci sırada geliyor. Edirne ilinde birinci sırada arkadaşlar. O yüzden A şıkkı doğru cevabımız oldu. Bunun yanında Bafra, Çarşamba gibi akarsu deltalar oluşturan Yeşilırmak, Kızılırmak gibi akarsularımızın olduğu çevrede yine pirinç tarımı gelişmiş. Susurluk ki Balıkesir çevresinde gelişmiş arkadaşlar. Ki ilk 3'te zaten bu iller var. Ve burada bilginiz neydi? Akarsu vadileriyle akarsularla paralellik gösteriyor. Çünkü sulama kısmında özellikle suyu oradan aldığımız için. Edirne çevresi tabii birinci olduğu yer demiştik. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Diğer sorumuza baktığımızda Türkiye haritası üzerinde verilen santrallerden hangileri lignit ile enerji üretimi yapmaktadır? Hamitabat doğalgaz eledik. Çayırhan lignit olur. Sarayköy jeotermal sıcak su eledik. Elbistan lignit
olur. Ki lignitle çalışan, enerji üretimi yapan santralleri arıyoruz. Artvin, Hopa arkadaşlar, Fuel Oil ki petrol türevi. Bu anlamda onu da eledik. O yüzden 2 ve 5'i doğru cevap olarak aldık. Yani C şıkkı doğru cevabımız oldu. Diğer sorumuzda yukarıdaki haritada konumları gösterilen sanayi tesislerinden hangisinin kuruluş yerinin belirlenmesinde farklı bir etken dikkate alınmıştır? Otomotiv sanayisinin Bursa, İzmit ya da diğer alanlarda kurulmasında arkadaşlar pazarlama, ulaşım ve sermaye etkili olmuştur. 2. Kağıt fabrikası Batı Karadeniz'de ham madde dikkate alınmıştır. Et ve deri fabrikası 5'te ham madde dikkate alınmıştır. 4'teki Afşin Elbistan, oradaki lignitin varlığı yine orada çıkarılması dikkate alınmıştır. Çimento zaten ham madde yakınlığıyla karşımıza çıkıyor. Hatta şöyle bir hatırlatma yapabiliriz. Cam, seramik, porselen, çimento gibi sanayiler ham maddeye yakın kurulur. Bunların taşıma maliyeti yoğunluğundan dolayı biraz fazladır. O bilgiyi de vermiş olalım. O yüzden burada farklı dediği için A şıkkı, diğerleri çünkü bulunduğu alanlarda kurulmuş santral ya da fabrikaları oluşturmakta. Diğer sorumuza geldiğimizde bir limanın gelişmişliği Art bölgesi ya da Hinterland'ı ile açıklanabiliyor. Büyüklüğüyle yakından ilgili. Türkiye haritası üzerinde gösterilen limanların hangisinin Art bölgesi dar olduğu için gelişme gösterememiş? Türkiye'de Hinterland'ı Art bölgesi en dar olan limanımız Sinop'tur. Ki gerisindeki dağlar, iç kısımda ulaşımın zor olması gibi faktörlere bağlı olarak gelişme gösterememiştir. Bu nedenle burada doğru cevabımızın D şıkkı olduğunu söyleyelim. Tabi bundan sonra daha az gelişmiş olanı 5 diyebilirim. Bunun yanında tabi baktığımızda 2 en gelişmişlerin arasında 1 en gelişmişleri arasında sayılabiliyor. Mersin yine ilk 3'ü bu haritada sıralarsak, tabi Türkiye'de değil bu haritada ilk 3'ü sıralarsak bu şekilde bir sıralama karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Diğer sorumuza geldiğimizde yukarıdaki haritada numaralanmış yerlerde uygulanması düşünülen veya uygulanmakta olan proje eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır demiş. Zonguldak, Bartın, Karabük, Batı Karadeniz'deki 3 ili kapsıyor. DOKAP, Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi, DAP, Doğu Anadolu ki bulunduğu yer itibariyle doğru verilmiş. G, Güney GAP, Güney Doğu Anadolu'yu ifade ediyor ki burada yine doğru verilmiş. Ama Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi arkadaşlar daha çok Orta Karadeniz'i kapsıyor. Burada KOP olması gerekiyordu. Konya Ovası Projesi. Yanlış eşleştirilen kısımda da 2'yi almış olduk. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Diğer sorumuzda termik santraller kullandıkları yakıta bağlı olarak çevre üzerinde olumsuz etkide bulunmaktadır. Buna göre harita üzerinde gösterilen santrallerden hangisinin çevre üzerindeki olumsuz etkisi diğerlerinden daha azdır? Şimdi termik santraller içerisinde lignit, petrol, doğalgaz, taş kömürü gibi yakıtları dikkate alırsak, enerji kaynaklarını dikkate alırsak bu dördü içerisinde havayı daha az kirleten doğalgazdır. Tabi bu dördü içerisinde doğalgazdır, bunu unutmayalım, altını çizerek söylüyoruz. Orhaneli lignit, lignit en fazla kirletenler arasında kömür, Yatağan lignit, Çayırhan lignit, Elbistan lignit ama Hamitabat, Kırklareli Hamitabat doğalgaz. Kömürle doğalgazı kıyaslarsak doğalgaz havayı daha az kirleten bir enerji kaynağı. O nedenle doğru cevabımız D şıkkı oldu bu sorumuzda. Evet, diğer sorumuza geldiğimizde yukarıdaki haritada numaralanmış akarsuların hangi havzalarındaki yer şekilleri yapısı dikkate alındığında hangisinin hidroelektrik santral kurulması için elverişli koşullara sahip olduğu söylenemez diyor. Ki Doğu Karadeniz'deki akarsularımız hidroelektrik potansiyeli yüksek, eğim ve engebesi fazla olan akarsular. Kızılırmak üzerinde yine birçok hidroelektrik santral kurulmuş. Hirfanlı, Kesikköprü, Altınkaya bunlara örnek verilebilir. Sakarya Nehri, özellikle Gökçekaya, Hasan Polatkan gibi santraller önem taşıyor. Burada da öne çıkıyor. Üçte Toroslar, eğimli alanlar var. Akış hızı yüksek akarsularımız var. Burada da hidroelektrik potansiyeli daha yüksek diyebiliriz. Ama bir Trakya, Ergene bölümünde eğim az, yükselti az. Buradaki potansiyel oldukça düşüktür. O yüzden doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Dediğimiz gibi yorumlarınız bize güç veriyor. İnşallah bunlarla bu şekilde devam edeceğiz. Size iyi çalışmalar diliyorum.